kulaklarımız gelmiyor. Gece saat 2'de, 3'te, 3'te, 4'te geliyor. O da bir parmaksız, ufak bir sızıntı geliyor. O da ne depoları dolduruyor, ne enerjiyi dolduruyor, hiçbir şeyi dolduruyor. Kaç gündür su gelmiyor? Hemen hemen bir aydan fazladır aynı bu şekilde. Oruçtan belli. Oruçtan belli böyle. Ben banyo yapmamışım, bir hafta kokuyorum ben. Nerede yapacağım ben banyo? İnşaatçıyım, akşama dek güneşin andayım ben. Ya kardeşim, suyu bırak. Ne yol var, ne kanalasyon var, ne bir şey var işte. Hele de ekseriyeti bu istasyon mahallesi. Hattan aşağısı. Bir merkezine geç su var. Buraya gelirsin su yok. Aydoğan'a gidirsin su yok. Nasıl oluyor peki bu? Dilek, Ügey evlat mevla şeyi görüyor. Mamalası görüyor kardeşim. Bunu da belediye başkanı eşitsin yani. Dilek açık açık ben söyleyeyim burada. Ügey evlat mamalası görüyor. Başka hiçbir şey değil yani. Önce seçim önce olduğu zaman herkes mahalle mahalle milletvekilleri dolaşır, belediye başkanları dolaşır. Seçim sonu gelir, hiç kimseyi bulamazsın. Telefon açarsın, şu sorunumuz var, tamam halledeceğiz, hiçbir zaman hallolmaz. Yollarımızın durumu belli, sularımız aylarca akmıyor. Ve arıyorsun, yok bir gün arıyorsun patlak var, bir gün arıyorsun kaçak var bulamıyorlar. Bir gün arıyorsun başka bir sorun olarak gündeme koyuyorlar ama hiçbir zaman çözülmüyor. Belediye başkanını zaten gördüğümüz yok. Ancak milletvekillerini seçim öncesi gelirler, 3 tanesine gülerler, 5 tanesine peşkeş çekerler böyle. Ne? İnsanları bir araya toplamak, gezdik ya, gittik ya, gördük ya, oraları şeye gittik. Yani bir hiçbir sorunları yokmuş gibi insanların. Önce seçim öncesi bunu gösterirler, seçimden sonra hiçbirini bulamazsın. O kadar da sorumuz çoktur. Elektriğimiz olsa suyumuz olmuyor, suyumuz olsa elektriğimiz olmuyor. Benim 20 tane hayvanım var. Hadi ben evimin 100 litre su getirdim. Taşıma suyla 100 litre getirdim. Benim 20 tane hayvanım var. Ben nasıl hayvanları şey yapacağım? Ondan sonra hayvancılık yapsınlar diye insanlara teşvik veriyorlar. Benim sorunumu gidermiyor. Artı bana hayvancılık yapın diye bana teşvik gelecek sonra tekrardan. Yani o da daha enerjide yıkadığımız şeyler. Yıkamışık, kullanmışık tekrar. Çek, ay tüpün üstünde çek. Derede su olursa, derede de akmıyor ya. Alıp götürüp bulaşıklarımızı yıkıyor. Deremiz de çok pis ama. He, dere de pis yani. Ama mecbur kalıyor ya. Başka çaremiz yok. Artık nasıl olacaksa. Büyük ayıbıdır. Yeşil Yurdum ben açık söyleyeyim. Bu Yeşil Yurdum büyük ayıbıdır. Yani o yuvada kötülük mü ettik? Düzelir dedik ama daha berbat olur. Ramazan'dan böyle su yoktur. Hadi çeşmeyi de açtım. Ne demek ya? Açtım. Çeşmeyi de açtım. Bana hep zarar olmuştur. Ne suyum vardır, ne latiyum vardır, ne yolum vardır, ne kanalasyonum vardır.